Bugün kendiler zor söylüyor. Sen bugün Minecraft solo game soruyoruz arkadaşlar. Allah aşkına ne şefindeyiz. Umarım güzel bir oyun olur. Belli on sonundayız. Beni mutlu etmek istedim. İşte videoyu beğenmeye, paylaşmayı unutmayın. Regalse. Öte yandan bugün konumuzda sağlık arkadaşlar. Bu konu hakkında bahsedeceğim. Hemen ortaya doğru da koşayım. İnşallah oyunu kazanırım ve hani bu videoyu ikinci çekişim arkadaşlar. Neden ikinci çekişim? Az önce yine bir aynı map'te çektim fakat hani Frost mikrofonun sesinde kaydetmemiş. O yüzden bayağı bir sinir oldum. Ben de tekrardan hemen girdim arkadaşlar. O güzel target. Güzel FNS'de yakmak yani. Ne elinle mi öldüreceksin beni? Gel. Hadi gel, öldürebiliyorsan öldür. Gel. Gel yani. Hop, tamam işte bu ya. Öldürebildi herhalde arkadaş eliyle. Öyle bir bir ara öldürebileceğini düşündü. Eliyle target atarsam ben de yani taş kılıçla keserim. Dediğim gibi arkadaşlar bugün konumuzda sağlık. Dediğim gibi de şey yapmayı unutmayın yani. Videoyu iki saniye izleyip beğenmeyi unutmayın. Öte yandan da İsmet RG pek V5'teyim arkadaşlar. Hani yine de güzel bir tekstür pek çok fazla kullanmasam da şu an kullanıyorum. Biliyorsunuz hani video attım. İkinci video gelemedi arkadaşlar. Bunun sebebinde biliyorsunuz hani ikinci video Survival Games çekerken bir anda başım ağrıdı veya ben öyle sandım. Ve videoyu bitirmek zorunda kaldım. Hani tamamlayamadım. Cidden çok güzel bir video olmuştu. 7 dakikalık takım falan kesmiştim. Süper bir video oluyordu arkadaşlar. Az da kişi kalmıştı deathmatch için başlamasına. Sonra bir anda pat çok şiddetli bir ağrı oldu ve hani bayağı bir sarsıldım. Yani ne yapacağımı şaşırdım ve videoyu bitirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar sağ olsun geçmiş olsun dileklerini falan yazmışlar. İşte bana moral falan vermişler. Onlara cidden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Zaten onlar regalesinden hepiniz çok sağ olun. Yani hepiniz adamın dibisiniz. Hepiniz iyi ki varsınız. Bazı hani fesatlar da hemen yazmışlar, güzel prim. Samanyolu oyunculuğu güzel prim yapıyor, 1 milyon abone olacak gibi yorumlar gelmiş. Hani bunlar o kadar arkadaşlar işlere fesat aptallar mı desem artık, bu günahtır yani. Bu kadar da olmaz artık, her şey yok. Ölüyorum desem herhalde, ölsem arkadaşlar ben başka biri haber verse, tabii ki de ben haber vermesem gidecekler yalan söyleyecekler herhalde. Hala ölsem bile benim arkamdan laf atmaya devam edecekler. Benim prime ihtiyacım yok herhalde, beni başkalarıyla karıştırıyorlar yani. Ben öyle kimseyi yok işte kaza geçirdim, yok öldüm tekrar dirileceğim gibi saçma sapan şekilde kandırmam arkadaşlar. Prime de zaten ihtiyacım yok, hani 300 bin abonem var, insanlar beni tanıyor. O yüzden prime de ihtiyacım yok arkadaşlar yani. Bunları düşünen dediğim gibi herhalde bir akıl sorunu falan var veya herkesi böyle YouTube'da şerefsiz falan sanıyorlar arkadaşlar, anlamadım. Ama tabii ki de böyle şerefsizler var mı böyle prim yapacak, var. Ne diyorlar işte, yok teyzem öldü, yok ben ayağım kırıldı, yok kafam koptu, like atarsanız geri geleceğim gibi insanlar var mı bana. Ama hani ben onlardan değilim. Eğer benim öyle olduğumu düşünüyorsanız da beni herhalde tanıyamamışsınız demektir yani. Bu kaç yıldan beri bu YouTube camiasındayım, böyle yorumlar çok saçma geldi. Selçuk tamam, sen de dansın da gel hadi dostum ya, gel kapışalım. Abi kılıcı attım, easy. Abi neyse, kaç tamam, kaçalım. Al diyor abi, böyle de çok garip oluyor ya hani, cidden takım gibi oluyor arkadaşlar. O yüzden almayacağım, kılıç bulacağım yani, güzelce kapışalım çünkü diğer türlü kötü oluyor. Ben de o sırada konumdan bahsetmeye devam edeyim. Ve bu arada arkadaşlar şu an videoyu hepinizin beğendiğini hissediyorum. Regalsi beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Ne diyecektim abi, ne diyeceğimi unuttum bak yine ya. Ben başım ağrıdığını sanıyordum, başımdan kaynaklanıyor diye düşünüyordum arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle hani o gözümden kaynaklanıyor. Başım dediğim tam başımın yukarısı da değil. Başım dediğim arkadaşlar böyle hani sağ tarafı, böyle kafamın sağ tarafı, gözümün sağ tarafı. Ve büyük ihtimalle bu neyden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bu benim gözümden kaynaklanıyor yani. Ben başımdan kaynaklandığını düşünüyordum ama büyük ihtimalle göz damarlarımda bir sorun var. Gözümde sorun var. Hani göz damarlarım böyle patlayacak gibi oluyordu. Ve şu an hani bildiğiniz bayağı garip bir video oluyor arkadaşlar. Sanki takım olmuşuz gibi böyle oluyor. Ama bu arkadaşları keseceğim yani. Kusura bakmayın, takım olamıyorum. Ortaya gidip aynı sort yaptıktan sonra saldıracağım. Abi bayağı bildiğiniz şu an üçlü takım olduk ya. Hani üçlü takım olduk da Görkem saldıracak gibi aslında söyleyeyim. İnşallah arkalamaz bizi. Hop tamam arkadaşlar, kesmek zorundayım kusura bakmayın. Selçuk
kesmek zorundayım dostum. Tamam. Saldıram hani ben başımdan kaynaklandığını düşünüyorum arkadaşlar. Fakat biraz araştırdım ve biraz düşündükten sonra ağrının yerini saplandıktan sonra da başımdan değil gözümden kaynaklandığını düşünüyorum. Neden? Çünkü sağ tarafımın yan tarafı ağrıyor arkadaşlar. Selçuk'a da buradan selam bu arada. Tüm Türk arkadaşlar selam söylüyorum yani. Adamın dipsiniz, kılıcım yokken saldırmadılar. Adamsın dostum. Dediğim gibi başımdan olduğunu sanıyordum ama büyük ihtimalle gözümdenmiş arkadaşlar. Hani ve o sağ gözümün sağ tarafından oluyor işte. Damarlarım arada sırada bir öyle bir ağrıyor ki cidden hani ne yapacağımı şaşırıyorum. Adamın geldiğini duydum ama bakalım saldıracak mı diye bekledim. Saldırdı ve öldü. Acayip bir ağrı oluyor arkadaşlar arada sırada ve dayanamıyorsunuz hani böyle ne yapacağını şaşırıyorsunuz ve dayanamıyorsunuz cidden, bayağı kötü bir ağrı oluyor. Ve ben de işte tam o videoda olunca arkadaşlar, videoda da hani böyle bol bol konuşunca ben birazcık korktum açıkçası ve videoyu bitirdim, sonra gittim yattım arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle bu gözümden kaynaklanıyor. Sağ gözümde bir sorun olabilir yani. Neden bir sağ gözümde bir sorun olabilir? Zaten sağ gözüm hani şey oluyordu arkadaşlar. Bir aydan beri de seyiriyordu. Seyiriyor derken bilmeyenler için açıklayayım. Şey oluyor arkadaşlar. Sağ gözüm kendi kendine alt tarafı kaslar böyle yani istem dışı böyle hareket ediyor. Arkadaş bilerek saldı, ben şey sanmıştım. Neyse, adamın dibisini dostum. İstem dışı yani hareket ediyor ve hani cidden bayağı sinir bozucu bir şey ve GG. Evet, güzel bir şekilde kazandık. Hepiniz adamsınız buradan. Görkem'e, Diron'a hepsine çok selamlar söylüyorum. Hakan'a adamsınız geçer. Seviyorum hepinizi. Hani ben onu geçer diye düşünüyordum ama geçmedi ve hani çok sinir bozucu bir şey. Bir aydan beri devam etmesi zaten beni birazcık korkuttu ama onu araştırırım da hani bu göstermesini çok önemli bir sorun değil diye gözüküyordu. Fakat hani bazen de önemli sorunlar olabiliyormuş ama ihtimali düşükmüş. Galiba bende herhalde önemli bir sorun var arkadaşlar ki biraz bu damarları artık yansıyor. Yani gözümün damarları bayağı bir hani kötüleşiyor, ağrıyor. Sabah kalkınca bile hani ağrıyor. Mesela şu an bile orada bir şey hissediyorum. Ağrıma değil ama değişik bir şey oluyor arkadaşlar yani. Anlamadım. Ama her şeyden önemlisi sağlık. Zaten hani yakın zaman içerisinde doktora gideceğim. Doktor bir baksın, böyle evde tabii ki de şey olmaz. Doktora gideceğim ki ne olduğunu tam olarak anlayayım, ona göre tedavi göreyim. Ciddi bir şey de olabilir yani. Artık da zaten bilgisayara sadece video çekmek için gireceğim arkadaşlar. Videomu çekeceğim, upload'a koyacağım, ondan sonra da bilgisayara oturmayacağım yani. Bunun sebebi de hani cidden göz sağlığıma falan zarar verdi. Maalesef yapacak bir şey yok, dediğim gibi her şeyden önemlisi sağlık. Eğer çok ciddi bir şey varsa da ki inşallah Allah korusun yoktur arkadaşlar, Allah'ım inşallah iyileşiriz yani. Eğer çok ciddi bir şey de varsa arkadaşlar hani böyle bir süre falan da video gelemeyebilir yani, kanala ara falan da verebilirim. Artık o doktorun diyeceğine bağlı. Mesela hiç oturma bilgisayara derse açıkçası arkadaşlar oturamayabilirim. Ama işte 1-2 saat otursan günde bir şey olmaz derse de otururum arkadaşlar. Dediğim gibi artık onu doktor belirleyecek. Her neyse, beni işte şükürler, videoyu beğendiyseniz onu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hepinizi seviyorum.